Gıyabi cenaze namazı Peygamber Aleyhisselam döneminden günümüze kadar gelen bir İslami gelenek. Peygamber Aleyhisselam eski Habeş kralının gıyabi cenaze namazını kılmıştır. Biz de onun sünneti olarak dünya Müslümanlarında önce olan, dünyada Müslümanların zulme baş kaldırmasına öncülük eden bu Muhammed Mursi gibi insanların gıyabi cenaze namazlarını kılıyoruz. Cenaze namazının maksadı dua etmektir, bağışlanmasını dilemektir. Biz hem Mursi için dua ediyoruz, onun affedilmesi ve cennete gitmesi için, hem de ona karşı zulmeden, ona zulmeden zalim Sisi gibi firavunları da lanetliyoruz. Dünya var olduğu müddetçe tevhid ve şirk mücadelesi devam ediyor. Tevhid mücadelesini savunan insanlar her zaman dik dururlarsa problem ortadan kalkar. Eğer tevhid mücadelesini bırakır, eğilir, bükülür, yamulurlarsa Allah-u Teala onları da rezil ve rüsva eder. O yüzden biz Müslümanlar olarak en azından birlik beraberlik içerisinde dünyada olup bitenlere karşı duyarsız olmadan ümmet bilinciyle hareket etmeliyiz. Müslümanların birlik beraberlik içinde olması zalimleri her zaman korkutmuştur. Müslümanların güç olması, ayak dik durabilmesi, ayakta durabilmesi zalimleri hep her zaman korkuyla sarsmıştır. İnşallah Müslümanlar birlik beraberlik olur. Sisi gibi zalimler demokratik haklarını elde ettiği halde başkan olarak, cumhurbaşkanı olarak seçilen bir insanı haksız yere tutuklayıp 6 yıl cezaevinde tutarak işkence ve eziyetlere maruz bırakmaz inşallah diyor. Teşekkür ediyorum.